Meclisin yoğun mesaisi devam ediyor. Komisyonlarda kanun teklifleri görüşülüyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vergi ve ekonomi paketinin 21 maddesi kabul edildi. Bankalar ve finans kuruluşları için kurumlar vergisini %20'den %25'e çıkaracak teklifle 2021 ve 2022'de toplam 13 milyar lira gelir elde edilecek. Vatan Partisi bankaların karlarının çiftçilerin borçlarının ödenmesi için kullanılmasını önermişti. Üreten ve birleşen Türkiye kararımız kesindir. Teklifle hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılara kiralanmasına yönelik düzenlemeden de 150 bin çiftçi yararlanacak. İlk etapta 50 bin hazine taşınmasının kiralanması ve bu kiralamadan 5 milyon lira gelir elde edilmesinin beklendiği kayıtlara geçti. Söz vermezden önce, görüşmelere başlamazdan önce. Teklifin kabul edilen maddelerine göre muhtar maaşları asgari ücretle sabitlenecek. Bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşunda sözleşmeli hekimlik faaliyetini yürüten hekimler serbest meslek erbabı olarak kabul edilecek. Komisyon görüşmelerinde hekimlerle ilgili madde üzerinden tartışma yaşandı. Muhalefet partileri Türk Tabipler Birliği'nin komisyona çağrılmamasını eleştirdi. Komisyon sözcüsü Nejat Koçer, kuruluşların kendilerinin de komisyona katılım talebinde bulunabileceklerini söyledi. AK Parti milletvekilleri ise TTB'nin sağlıkçıları temsil etmediğini söyledi. Bazı AK Parti milletvekilleri de TTB'nin terör bağının olduğunu dile getirdi. Bu sözler üzerine CHP'li ve HDP'li milletvekilleri TTB'nin terörle bağı olmadığını savundu. Meclis Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu'nda da spor kulüpleri ve spor federasyonları kanun teklifinin tamamı kabul edildi. Çatı altında, grup toplantılarında. Teklifle anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler şubeler açabilecek. Spor kulüpleri dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek. Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası uygulanacak. Transfer sürecinde rol alan ve menajerlik ücret üst sınırına uymayan bir yetkili artık mal varlığı ile oluşan zarardan sorumlu olacak. İfade etmek isterim.